Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. 73 bin inşallah nice güzel günlere. Arkadaşlar birçok konu var ama bazı duyumlar da var ama nereden başlayayım ben de bilmiyorum. PFDK kararları açıklandı. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor diye giriş yapayım. En azından bir yerden <laughs> girmekte fayda var. PFDK 5 Eylül tarihinde 6 sayılı toplantısında almış olduğu kararları açıkladı. Buna göre Galatasaray ligden atıldı. Alt ligde mücadele edecek. Fenerbahçe Alanya Spor müsabakasında sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle ihtar cezası. Başka Rize, Kayseri Spor geç. Adana Demirspor Galatasaray maçında çirkin kötü tezahürat. Aynı sezon ev sahibi falan filan. FDT'nin 53'e 3 çirkin müsabaka şunlar falan filan. Çirkin işler, bilerek gol yediler falan. Yok o değil pardon. Galatasaray'ın da taraftarlarının neden olduğu çirkin kötü tezahürat nedeniyle bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı sadece ihtar cezası. Misafir tribünde numaralı bloklarda yalan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi. Galatasaray merdiven boşlukları bırakılmamasından dolayı ikinci kez gerçekleştirildi 157.500 lira oy çokluğuyla diyor. Geçen senelerde bunu 35. kez gerçekleştirdi ceza yemiyordu. Trabzonspor, İKAS, Eyüp Spor, Trabzonspor. Yine Trabzonspor ceza almış. Garip yani ben şaşırdım açıkçası. Ama sevindim de. Şimdi Fenerbahçe'den bir iddia ortaya atayım. Ertan Süzgün diyor ki Fenerbahçe'nin an itibariyle Samet'i bırakmak gibi bir durumu yok diyor. Ama aynı Ertan Süzgün lokomotif Moskova'nın Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Samet Akaydın'ı kadrosuna katmak istediğinden bahsediyor. Kafalar biraz karışık ama şu var doğru söylüyor. Yani Samet'i isteyen çok oldu. Şimdi Fenerbahçe'de Önder Özen'in çok güzel bir lafı var. Diyor ki Fenerbahçe ligdeki 16 rakibini oyuncu marifetiyle yenebilir. Geriye Galatasaray Beşiktaş derbileri kalıyor. Kalan 4 maçı da Mourinho alır diye bakılmalı. Hani bu kadar güvensiz olmayı doğru bulmuyorum. Paniğe gerek yok. Şimdi Fenerbahçe taraftarı içerisinde bir güruh var. Dün ben canlı yayın yaptım. Diyor ki Şimanski'nin diyor nesini beğeniyorsunuz? Bir tane ara mı gördünüz? Bir tane iyi oyununu mu gördünüz? Şimdi bahsettiği futbolcu Şimanski. Sebastian Şimanski. Yanlış anlaşılmasın. Mourinho'nun elimde iki tane daha Şimanski olsa ikisini de oynatırdım dediği futbolcu. Yanlış anlaşılmasın 19 milyon euro transfer market verisi var. Yanlış anlaşılmasın bu sezon maçların çoğunda 8 numara gibi oynatıldı. Ona rağmen bir gol iki asistleri oynayan 743 dakika süre almış futbolcusundan bahsediyoruz. Yanlış anlaşılma olmasın 18 milyon euroya transfer teklifi alan futbolcudan bahsediyoruz. Ya da yanlış anlayın arkadaşlar. Fenerbahçeliyim diyen herkese inanmayın artık yeter. Çaykur Rizespor Emre Mor'u kadrosuna katmak istiyor. 500 bin euro da bonservis bedeli öneriyor. Ama Emre Mor hatta maaşının yarısını da biz ödeyelim diyor. Ama Emre Mor pek gitme taraftarı değil arkadaşlar. Yani Emre Mor ve Ryan Kent kadro dışılar zaten. Ve listeye yazılmasak zaten kaçar gideriz diyorlar. Paramızı alırız diyorlar. Kent al, bir şeyleri alacak da neyi alacak göreceğiz. Yani neyi alacağını hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Çünkü yabancı kural değişecek. Bak şunu söyleyeyim. Mesela Christian Medina. Medina Fenerbahçe'ye transfer olmayı çok istiyor. Boca Juniors değerini bularsa satarım diyor. Ya Fenerbahçe elinden gelen en ciddi teklifleri yapıyor. Hocam basıp 20 milyon doları niye almıyorsunuz diyorlar. Arkadaşlar son çare o. O parayı basıp alsak bu sefer de diyeceksiniz ki Hocam Fenerbahçe'nin parası çarçur ediliyor. Yani aradaki fark niye böyle oldu şöyle böyle diye. Ve hani şunu söyleyeyim. Pazarlıklar sürüyor 13 Eylül'e kadar da bu pazarlıklar sürecek arkadaşlar. Ne derseniz deyin. Fenerbahçe Olimpiyakos'tan anlaşıyor. Kent anlaşmayı bozuyor. Gitmem de gitmem diyor. Kentin menajeri muhtemelen şunu söylüyor. Diyor ki ee, Fenerbahçe neydi onun adı? Kent listeye yazdır parayı alır diyorlar. Yani yabancı kural değişecek. O zaman da görürler. İddia ortaya attı birisi Çaykur Rizespor Samet Akaydın'ın kiralık transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağladı diye. Arkadaşlar bu doğru değil. Samet'i görüyorsunuz listeye yazdırdık. Ha bunu listeye yazdırmamıza rağmen hala böyle olursa da bir şey diyemem. Emre Mor'un şunu söyleyeyim. Emre Mor'un temsilcisi de Fenerbahçe ile görüşecek kendisi de. Yani Fenerbahçe'nin planlamasında yok Emre Mor. Emre Mor'u isteyen Süper Lig'den bir sürü kulüp var. Artık kendinin gitmesi lazım. Bak Galatasaray ucuz diyorlu sol kanat, sağ kanat, sol bek, orta sağ arıyormuş. Hayır da Kent var, Emre Mor var, Samet Akaydın var. Ya, ezeli rekabet öldü mü ya? Ya bizden istesinler biz veririz. Biz veririz abi niye şey yapmıyorlar ya? Gerçi ben şunu söyleyeyim. Bak Fenerbahçe Medina transferinde fiyaskoya uğradı. Doğru. Galatasaray Hermosa ve Hummels transferinde fiyaskoya uğradı. İkisinin de yapacakları transferler artık sadece ligde boy gösterecek. Bunu biliyorsunuz. Bunda bir şeylik yok. Yani iyi tarafından bakıyorum. En azından Fenerbahçe'de Fred, Amrabat, İsmail, Şimanski diye orta saha sayısını dörde çıkarttık. İrfan Can'ı da buraya ekleyebiliriz. Çünkü Cengiz ve Tadiş de kanıtta oynayabilir diye düşündüğü zaman Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında 5 tane alternatifi var. Ha, Mert Hakan'ı falan saymıyorum. C hani Avrupa'da Mert Hakan belki Tadiş de oraya dahil edilir. Hani Lig'de Mert Hakan, Bartu Elmas, e tadıştır rotasyon oynayabilirsin. Galatasaray'da o da yok. Yani Avrupa'da rezillik diz boyu. Yani Galatasaray'da Avrupa'da rezillik. Yani Galatasaray'ın Avrupa kadrosu rezillik rezillik olacak sakatlıklar, cezalar falan bu var ya ligede yansır. Galatasaray'ın lig şeyini de er, er, e, etkiler. Hakemler hakemler çok üzülürler. Yani çok ciddi sıkıntılar. Şimdi Fenerbahçe'ye bir transfer haberi Medina olmazsa Lescano gelecek Bakın ciddi ciddi başlığı bu şekilde yazmışlar Lescano Şimdi e, Hangi Lescano diye baktım bir bisiklet firması vardı herhalde odur diye düşündüm Boca Juniors forması gelen Cristian Medina ile Fenerbahçe çok uğraşıyor Almak için de çok uğraşıyor kadrosuna katmak için de çok uğraşıyor ama bazen ne yaparsan yap kadrona katamazsın. Ya sosyal medyaya bir şeyleri pompalamak zorundasın ya sosyal medyanın farklı şeyleri konuşunca sen de dinlemek zorundasın. Şimdi ne yaparsak yapalım vermiyorlar. 15 milyon euro, 13 milyon euro, 13 milyon euro teklif ettik en son kabul ettiler 13 milyon euroyu. Ocağa kadar bizde dursun dedi. Biz de kabul etmedik bunu. Çünkü bizi çok uğraştırdıklarını söyledik. 4 Eylül çarşamba günü gece 1'de sona erir UEFA listesine yetiştirilemedi diyor. Ve Fenerbahçe 13 Eylül'e kadar yetiştirip en azından ligde oynatmak zorunda. Sosyal medyada Arjantin basını Argentinos Juniors forması giyen Alan Lescano'yu gündemine aldığını yazmış Fenerbahçe'nin. Yalnız bu arkadaş malum kişinin çocuğundan da çirkin. Yani bayağı çirkin. Allah'ın yarattığına da çirkin demek olmaz ama yani tip itibariyle çirkin yani. Ne diye? Yani ben bunu neyle anlatayım? Yakışıklı değil mi diyeyim? Yani bu yakışıklıysa ben Brad Pitt'im falan mı diyeyim? Aynı da benziyor da şimdi. Şaka bir tarafa. Bu da 22 yaşında. 5 milyon euro piyasa değeri var. Ve bakın 22 yaşında. 2027'ye kadar sözleşmesi var. Sol ayaklı 1 milyon 740 bin euro almışlar geçen sene. Bu sezon 33 maçta oynamış. 9 gol 4 asist yapmış. Ee, yani 9 gol 4 asist. <laughs> Güzel bir performans aslında. Fenerbahçe'ye bu arkadaşı yazmışlar. Ben hani haberi okuyorum sadece. Herhangi bir duyumum yok. 9 milyon euroluk teklifte bulmuş Fenerbahçe. <laughs> Ve Christian Medina'dan sonuç alamasa buna yönelecek demiş. <laughs> Maçları yazmıştı 9 gol 4 asistim. 2027'ye kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Valla bendeki veri bankasında bu arkadaş çıkmıyor arkadaşlar. Bendeki duyum bankasında veri bankasında çıkmıyor. Onu söyleyeyim. Bak Fenerbahçe'nin kadro planlaması hakkında size şöyle bir bilgi vereyim. Orta saha kesin Fenerbahçe alacak diye düşünüyorum. Almak da zorunda diye düşünüyorum. Bu bir. Sol bek içinde uğraşılıyor. Bu da iki. Scoutingler görüşmeler yapıyor. Scoutingler incelemeler yapıyor. Hani rotasyon için genç futbolculara odaklanılıyor. Hani birçok isim var. Kanat forvetlere de odaklanılıyor. Ama hani iki transfer ben bekliyorum. Kanat transfer demişken Anthony'ye konuşalım. İyi aklıma geldi bak. Anthony Fenerbahçe'ye transfer olacak mı olmayacak mı diye bir haber yapılmış sosyal medyada da. Şimdi önce şunu söyleyeyim. İster misiniz? istersiniz. Hocam son durumu nedir? Nasıldır falan filan. Manchester United'daki Anthony Fenerbahçe gündemine aldı. Aldı almasına. Ancak açıklamalar geldi. Yani tartışmaları bitiren açıklamalar geldi. Jose Mourinho, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın gibi isimler hani ilk 11'de düşünmüyor gibi konuşuldu sosyal medyada. Bakın Jose Mourinho, Cengiz'i, İrfan'ı Oğuz Aydın 11 düşünmüyor diye sosyal medyada konuştular. Bu konuşmaların sebebi de hani Allah'ın hani hiç ilk 11'de başlatmıyor diye. Ama hazırladığını falan düşünemediler. Yönetim kanat takviyesi yapmayı planladı. Ve mesela Galatasaray şunu aldı bunu aldı deyince Fenerbahçe'de Manchester'da Antony'yi kadrosuna katmak için kollarını sıvadı. 24 yaşında ve konuya dair Fabrizio Romano gelişmeyi açıkladı. Ve arkadaşlar hani hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor diyor. Manchester United'daki projeye tamamen bağlı olduğunu söylüyor. Ayrılmayı düşünmediğini de belirtiyor futbolcunun. 25 milyon euro değer var. 2027'ye kadar da devam edecek. 95 milyon euroya da aldılar. Gönderme niyetleri de yok diyor. Peki siz bu açıklamaya inandınız mı? Hocam inanmak zorundayız. İnanmak zorundayız arkadaşlar. Doğruya doğru. Ama Anthony için uğraştık. Doğruya doğru. Yani uğraştık. Bu Lescano'ya 9 milyon euro verdiğimiz gibi değil. Satın alma opsiyonu kiralık. Bakın Green gördünüz gitti. Herif 3 maçta 5 gol 1 asistten oynuyor. Daha çok kafamızı taşlara vurduracağız. Ama şu bir gerçek. Ee, mesela Serkan Akkoyun diyor ki Sofya Namrabat'la birlikte Fenerbahçe'nin savunma önünde pas işlerini yapacak ve oraya fizik kalite getirecek bir 6 numarası olacak diyor. Bakın Fenerbahçe aslında alternatifini buldu diyor. Ama biz gözden kaçırıyoruz. Niye gözden kaçırıyoruz? Savunma önünde pas işini yapacak. Oraya fizik kalite getirecek. Biz Kurunç'tan bu fizik kaliteyi göremedik. Bu arada Radek Kurunç ile ilgili yağ savuncu oldu açıkladı. %50'sini verdi Fenerbahçe diyor. Oyuncu da 1.2 milyon euro maaşla gitti diyor. Buradaki temel amaç şu. Oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek bir takıma gitti. Yoksa yaklaşık 2 milyon euro civarında bir şeyi vardı. Yıllık ücreti vardı. Bunu bırakıp gitmez de gitmez dedi. Ama eee baya baya iş yaptı arkadaşlar. Bu arada San Marino Lechstein karşısında aldığı 1-0'lık galibiyette tarihinde ilk kez resmi maç kazanmış. Yani Galatasaray'ın hakemsiz maç kazanamadığı, köy takımı Young Boys'a elendiği, iki maçta da yenildiği şu ortamda bir de tarihi kadro şeyinde inanılmaz bir şey. Hacı demiş ki Galatasaray 4-2-3-1 oynuyordu ama Okan Buruk o duyduktan sonra çift forveti planladı demiş. Çift forvet GS için intihardır. Umarım bir an önce geçerler. Ciddi söylüyorum çift forvet intihar. La kanatlarına bak Yunus Akgün falan. Gördünüz yani. Ha şunu söyleyeyim. Levent Mercan'ı Galatasaray'a almaya çalıştı. Alamadı. Ocak ayında almaya çalıştı. Hatırlayın arkadaşlar ne dedi Karagümrük Başkanı? Galatasaray'da usule uygun istemedi dedi. Ben de o yüzden oraya vermiyorum dedi. Oğuz Aydın'ı almaya çalıştılar. Alamadılar. E, Kerem'in satışı erken olmayınca Fenerbahçe kaptı. Yani bu oyuncular kadronun dışında kaldılar ama ben Mourinho'nun bunların üstüne çok düşeceği görüşündeyim. Şey yapmayın. Bak Galatasaray mesela Rebiot'tan görüşüyor. Bana da bu soru çok geliyor. Hocam diyor ya niye Medina ısrarı. Rebiot alalım diyor. Arkadaşlar kararsız oyuncu her zaman sıkıntılıdır. Mesela Galatasaray Rebiot'ta dahil 3 oyuncuyla görüştü. Sonuç alamadı diyor. Siz hiçbir Galatasaray sayfasına ulan Hermoso dedik. Roma kaptı. Ne bileyim. Ee, Hummel dedik. Roma kaptı. Ulan bu Roma bize ne, ne çalım atıyor? Dediğini duydunuz mu arkadaşlar? Duyamazsınız. Çünkü Galatasaraylılar doğruları konuşmuyorlar. Fenerbahçe taraftarı doğrucu Davut. Ve neyse daha çok şey söylerim de yanlış anlaşılır diye arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe 3 futbolcudan 13 milyon euro zarar etti diyor NTV Spor. Bunun sahibi Fenerbahçeli. Galatasaray Oliveira'dan 5.8 milyon euro zarar etti. Bakın 5.8. Galatasaraylı duyumculara göre Zaha'nın maaşı 8.5 milyon euro. 5.5'unu Galatasaray ödeyecek, 3'ünü Lyon ödeyecek. 5.5 5.8 daha 11. 11'i geçti bile. Artı Tete. Tete'nin sadece bir yıllık maaşını ödedi adamlar. Bon servisiyle aldılar. 2,5 milyon euro cezasında orası ödeyecekmiş. Ama Galatasaray'a bon servis diye yazdılar. Yemezler de neyse. E, Hakim Ziyek 6,5 milyon euro. Gideceğim de gideceğim. Icardi 10 milyon euro alıyor. Şimdi o iyice birbirine girecekler. Ama Fenerbahçeliler sağ olsunlar. Bunu yaptılar. Çok garip yani. Çok çok garip. Ve çok çok ilginç. Enteresan yani. Bizimkiler yerin dibine sokma taraftarı. Ama gel gör ki ee, durum ortada. Şimdi kısa bir iki tane daha duyumum kaldı. Ne? Taner Karaman, Icardi hikaye yok. Şampiyonluk primleri ödenmemiş. Kara borsa bilet gündemi ve Young Boys'a e elenilmesi gibi durumlardan şu an hangisi konuşuluyor? Bütün kara bulutlar dağıldı demiş. Aslına bakarsanız itiraf gibi itiraf. Yani Galatasaray bunu bilerek konuşturuyor. Şeyi doğru. Yani durum bu. Benzer durum var. Şikayet ediyor. Nokta noktalar. Yani bir arkadaşlar Twitter hesabım Kadıköy Sokak 19 hesabım şikayet altında. Yani e, bir şeyler var. Onu da söyleyeyim. Sizden de ricam arkadaşlar. Beni takip etmeniz. Şimdi Mourinho'nun planları da uzun vadeli. Bak Mourinho elinden geleni yapıyor. Bunu birçok kişi anlamıyor ama elinden geleni yapıyor. Adam yani onu geliştireyim. Oğuz Aydın'ı geliştireyim. Mesela adam listeye yazmıyor Oğuz Aydın'ı. Niye ben bunu diyor zamanla geçeceğim. Belki bunun gelişmesi 2 ay sürecek diyor. Anlatabiliyor muyum? Belki iki ay sürecek diyor. Ama gel gör ki durum ne olacak işte. Şimdi yine başka bir şey belirteyim arkadaşlar. Fenerbahçe Aston Villa'dan Lucas Digne Chelsea'den Ben Chival, Manchester United'dan Tyrrell Malasya ile ilgileniyor demiş Barış Kalkan. Benim duyumum değil zaten duyumu verenin adını söyledim. Bu Malasya bek 18 milyon euro. 2026'ya kadar sözleşmesi var. Manchester United'da. Diz sakatlığı varmış. Geri dönüşü bilmiyor. 15 milyon euro almışlar Feyenoord'dan 2 sene önce. Şimdi futbolcunun performans verisine girip sakatlık geçmişi dediğimizde arkadaşlar ortaya çıkar. Ne zamandır sakat oyuncu? 18 Temmuz 2023'ten beri sakat. 415 gündür sakat oyuncu. Yani 415 gündür sakat 18 Temmuz 2023. Ben hani duyum vereni söylüyorum. 18 Temmuz 2023'te piyasa değeri 22'ymiş, şu an 18'e düşmüş. O kadar ay sakat olmasına rağmen buraya düşmüş. Hani böyle bir kumara girilir mi? Bunu size bırakıyorum. Ben bir şey diyemem. Lucas Digne, 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 Dignay, Dainy, Digni artık ne şeyse zıkkımsa. Aston Villa'nın 31 yaşındaki sol beki 2026'ya kadar bunun da sözleşmesi var. Oyuncuyu oynatıyorlar mı? Önce buna bakmanız lazım. Niye? 30 milyon euroya 13 Ocak 2022'de almışlar Everton'dan. Bu sezon 3 maça çıkmış. Bir golü, bir asisti var. 240 dakika. Yani 90-180 bir de 60 dakika oynamış. Şimdi size soruyorum. Bu kadar çok oynatılan bir futbolcuyu Fenerbahçe'ye verirler mi? Yani size soruyorum. Verirler mi? Şimdi Chelsea'den Ben Chivill. Doğru. ilgilendiğimiz isim. Ancak oyuncuya dair şunu söyleyeyim. Ben Chivill için gelmeyecek desem daha doğru olur. Oyuncu gelmek istemiyor. Ama Digne, ne bileyim Lescano'yu ortaya attılar. Ben doğrulamıyorum. Anthony'yi ben de ortaya attım doğruya doğru. Ama bir çıtlama aldığım için attım. Demek ki yokmuş. Digne'yi beklemeyin. Tyrell Malasia hani bu ismi getiriyorsak çok büyük hata yaparız. Onu söyleyeyim. Rebiot ismini ben beklemiyorum. Açıkçası siz de beklemeyin. Hocam hani Medina'da gelmezse öbürü de gelmezse bir ihtimal. Valla Fenerbahçe'yi kestiremiyorum son dönemde. Tabii ki de bir ihtimal elbette vardır. Her transfer için bir ihtimal vardır ama ben şöyle kısaca bu videoyu özetlemek gerekirse Alan Lescano yok. Anthony'yi beklemeyin diyorlar. Digne'yi bence beklemeyin. Tyrell Malasya bunun yanlış anlamayın kendini ayırıyor. 415 gündür sakat futbolcu da alacak değilsiniz herhalde. ben Chival e, Rebio ismi zaten malum. Ama Ben Chival belki kabul eder. Ona bir şey diyemem. Medina'yı de sonunda alacağız gibi geliyor bana. Ki duyumlar da bu yönde. Samet gitmeyecek herhalde artık listeye yazıldığına göre göndermezler. Hani gönderle çok büyük infial olur. Madem gönderecektiniz niye şunu yazmadınız derler. Emre Mor Rain Kent kadro dışı. Emre gider de Kent yine gitmez. Jose Mourinho özelde de görüşmüş Kent'le. Ama gitmiyor. Cengiz Ünder artık Cengiz gitmediğine göre futbolcumuz. Yararlanmaya çalışacağız. İrfan Can, Oğuz Aydın. Oğuz Aydın en azından ligde oynar. Bak Hermoso, Hummels kimse konuşmuyor. Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı aldı ama doğru düzgün gündem olmadı. Radekur'un için yarısı geldi. San Marino'nun galibiyeti var. Ee, Levent Mercan ismini çöpe atmayın. Yabana atmayın. Levent'in yeteneği yüksek. Zamanı geldi miydi? Belki de dersiniz ki ulan bu Mourinho nasıl alttan alttan çalıştırır? Bak İsmail Kartal da böyle yaptı. Aslında İsmail Kartal mesela Mert Hakan Yandaş'ın falan üstüne çok düştü. Hatta çok çok düştü. Ama gel gör ki yani gel gör ki İsmail Kartal Mert Hakan'ın üstüne düşerken birdenbire ani sakatlıklarla Mert Hakan oynamak zorunda kaldı. Hal böyle olunca ne oldu abi? Mert Hakan yanlış oynar oynamaz o da sakatlandı. Sonra ne dediler? İşte onu da sakatlıyor, bunu da sakatlıyor. Ben de dahil hepimiz dedik. Yani yanlışı buydu. Samet dediğim gibi gitmeyecektir. Remre Mor Kent'e söyledik. Cengiz Ünler artık gece hayatı şu bu olmaması lazım. Kendine bakması lazım. Oğuz Aydın hazırlanıyor arkadaşlar. Levent Mercan hazırlanıyor. İnşallah bu çocuklar da hazırlanıp Fenerbahçe'ye ciddi katkılar sağlarlar. Hani benim aktaracaklarım, benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum kanala her türlü desteğiniz için. Görüşmek üzere arkadaşlar.